Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi yaşayan efsane Necdet Alp. Canım benim, teşekkür ederim, estağfurullah. Tavernanın kralı. Allah razı olsun. Krallarından diyelim. Teşekkür ederim. Çok azsınız. Bu doğru, akımın doğru, öncüleri. Doğru. İlki benim ama. İlki sizsiniz. Tabii ondan sonra Ümit abimiz var, evet. Cengiz abimiz evet. var. Onlar çok sonra. Arif abimiz var sonra. Evet. Şu anda Bodrum'dan evet. geldiniz. Evet, Bodrum'dan geldim. Sizi buraya Umut Uzer getirdi. Evet. Dragos Küba'dayız. Neler söyleyeceksiniz evet. izleyicilerimize? Çünkü sizi özlediler. Evet evet, gerçekten özlediler. Her yere gidiyoruz da İstanbul'da denk gelmiyordu hakikaten. Bu sefer İstanbul'da denk geldi. Çünkü bir sürü dostlarım var içeride. Ta Hatay'dan gelen, Bursa'dan gelen. Ne kadar güzel. Sevgili dostlarım. Yalnız bırakmıyorlar, Allah razı olsun. Mekanın sahibi de çok güzel bir kardeş. Zevkle geldim. İnşallah güzel bir program olur. Onda şüphemiz yok çünkü evet, siz Allah Türkiye'nin Hatip Meslekçisi biraz böyle tepede oturmuş. Yani İtalya'da başkası var ama Türkiye'de sizsiniz. Teşekkür ederim. Peki Covid dönemini nasıl geçirdiniz, neler yaptınız? Biliyorsunuz 16 ay kapalıydık. Evet, yani onu evde geçirdim herkes gibi, ben de herkes gibi bekleyerek. Peki, evet. Şöyle bir müjde verelim mi? Bu 16 ay içinde yeni eserler, yeni çalışmalar oldu mu? Tabii, gene devam. Zaten o beni oyaladı. Yoksa evimde benim stüdyom var, orada yeni parçalarımı yapıyorum. Yakında Allah kısmet ederse izleyenler için de sunacağım inşallah. Bakalım beğenecekler mi? İnşallah beğenirler. Peki o zaman fazla size çünkü bekletmek istemiyorum. Evet, sahneye çıkmak üzereseniz evet. Sahnede de canlı performansınızı evet. alıp izleyicilerimizle evet. paylaşacağız. Evet. Son olarak izleyicilerimize ne mesaj veriyorsunuz? Son derece selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah yolunuzu aşk etsin herkese. Mutluluk, sağlık dolu yıllar diliyorum bütün izleyicilerime. Efendim kapatmadan önce şunu söyleyeceğim. Konuşurken bile kadife sesi duyuyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Benden sonra Rafet El Roman yaptı, Yusuf oldu diye bir çocukla. Değil mi Ercan? Öyle bir tane yaptı ama olmaz. Benim gibi de olmaz ya. Yani. Böyle bir şarkı bir daha Türkiye'ye gelmez. İnanın bana, 30 sene daha inşallah Allah usul ömürler versin hepinize. Böyle bir şarkı duyamayacaksınız. Duyamayacaksınız. Yok böyle bir şey. Emsali yok yani. Emsali yok. 50 sene duruyor. Canım benim. Teşekkür ederim. Yani hakikaten rakibi yok. Rakibi yok yani. Şu şarkı da buna benzer. Yok öyle bir şey. Kısmet, Allah bana kısmet etti, ben okudum. Başka bir şarkı okusaydı, o da çok patlardı, Allah var. Daha önceden bir kadın, bir erkek düetini de Türkiye'de ilk ben yaptım. Evet. Bakalım hatırlayacak mısınız?